Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu, şimdi görmüş olduğunuz bu lehim makinesini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bize bir bakır çubuk lazım. Şimdi bu çubuğu matkapla düzülüyorum iyice. Gördüğünüz gibi 8-9 santimlik bir çubuk yeterli. Bir tane de lehim makinesinin tutacağı olacak olan bir tahta parçası lazım. Bir de bu yanmaz kılıflar var arkadaşlar. Fön makinelerin içinden falan çıkıyor. Ya da internetten de alabilirsiniz. Onlardan kullanacağım. Şimdi bu yanmaz kılıfı belli bir yerden keseceğim arkadaşlar. Boyutunun çok bir önemi yok. Sarım sayısına göre yapacağız. Bakır çubuğun ucunu da havyanın ucu gibi zımparalıyorum. Gördüğünüz gibi üçgen bir şekil verdik uca. Kabloların uçlarını uzunca kesiyorum. Yani bize bakır kısmının uzun olması lazım. Çünkü bu gördüğünüz kırmızı kılıf yalıtım kablonun yalıtımı yanıyor arkadaşlar sıcaktan. Bu yanmaz kılıfları da bu boyutlarda ona göre kesiyorum. Gördüğünüz gibi bir bağlıyorum arkadaşlar önce. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir bağlantı yaptım. Şimdi bize gerekli olan şey rezistans teli. Bunu da yine fön makinesinin içinden çıkartıyorum. Yaklaşık 10 sarım yapacağım. Önce kablonun birine bağladım. Şimdi bakır çubuğun etrafına saracağım. Bu arada arkadaşlar bu kabloların uçlarındaki yanmaz kılıflara çok da ihtiyacımız yok. Elinizde o yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi diğer kabloya bağlıyorum bu rezistans telini. Fazlalığını kestim. Evet, ısıtıcı fişeğimiz, diğer bir adıyla ısıtıcı fişeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu bir tahta çubuğa monte edelim. Şimdi bu bakır çubuğu tahtaya sabitlemek için biraz alçı kullanıyorum. Bunu da çok yapmanıza gerek yok. Direkt sıkıştırabilirsiniz içine tahtanın. Ama sağlam olsun diye biraz alçıyla orayı sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu işlem de tamam. Şimdi bu ısıtıcı fişeğin uçlarını USB kabloya bağlıyorum. USB kablonun da kırmızı ve siyah uçlarını arkadaşlar buraya bağlıyoruz. Diğer data kablolarını ellemiyoruz. Burada lehim makinesi kullanmam biraz komik oldu. Burayı kendiniz normal elle de bağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, havyamız neredeyse hazır. Havyamız bu arada 5 volt Samsung şarj cihazıyla çalıştıracağım arkadaşlar. 5 voltluk. 5 volt 2 amper verebiliyor. Burada önemli olan bildiğiniz gibi amper. Amper bizim rezistans telimizi ısıtacak. 5 volt 2 amperlik bir şarj aletine taktım. Fişe taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
Lehim makinemiz, havyamız gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Bunu powerbank ile de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet rahat çalışıyor. Yapımı da çok kolay. İyice ısındı arkadaşlar artık. Çok rahat eritiyor lehimi. ...18650 lehimleyelim. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi bu da gayet başarılı arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve diğer videolarımı da izlemek için abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.